Değerli basın mensupları, bugün sizi buraya çağırma nedenimiz Mısır'daki idam cezalarının infaz durumuna hem Mısır devlet yetkililerine hem Arap Birliği'ne hem İslam İşbirliği Teşkilatı'na hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Konseyi'ne bir çağrı yapmak üzere çağrılmış bulunmaktasınız. 2013'te ilk kez Mısır'da seçilmiş bir yönetime karşı bir darbe gerçekleşti ve bu darbe sonrası şu ana kadar birçok insan idama mahkum edildi ve birçok infaz da gerçekleştirmiş oldu. Bugün hem burada Muhammed el-Biltaci'nin eşi Sena Biltaci bu konuda bilgi verecek hem de sonrasında bizim Mazlumlar Genel Sekreterimiz Kaya Kartal bir basın açıklaması okuyacak. Onunla ilgili sizi çağırdık. Ben şimdi konuğumuz Sena Biltaci konuşmasını yapmak üzere tercümesini de İstanbul Şube Başkan Yardımcısı, İşçilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Resulzade tercümesini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. أشكركم يعني على هذا التفاعل يعني وأتمنى من الله أن تكون هذه خطوات إيجابية حتى يتم براءة كل المظلومين ليس نحن فقط بل كل المظلومين على مستوى العالم. Kur'an'dan Allah zalimlerin yaptığından gafil değildir ayetiyle başlayarak bizlerin kendilerine şu an verdiğimiz desteğe teşekkür ediyor ve bunun farkındalığını yaratmak istememiz için de bizlere müteşekkir olduğunu bildiriyor. في الوقت الذي يعني كثير من دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في مصر يجري قطار الإعدام سريعا يدهس في طريقه كل من رفع رأسه أو قال كلمة اعتراض. Dünyanın çeşitli bölgelerinde idam cezalarının kaldırılması için her şey yapılırken Mısır'da ise henüz başını bile herhangi bir konuda itiraz etmek için kaldıranlara idam cezasının uygulandığı bir dönemi yaşıyoruz maalesef. ففي العام الماضي تم إعدام 50 من المعتقلين في داخل السجون المصرية. Geçen yıl içerisinde Mısır'daki hapishanelerde tutuklu bulunan kişiler içerisinde 50'ye yakın idam gerçekleştirildi. يعني وفي من أسبوع ماضي تم الحكم على 12 من داخل السجون ومنهم زوجي الدكتور محمد البلتاجي. Geçen hafta ayın 14'ü itibarıyla Mısır'da şu anda tutuklu bulunanlardan 12'si hakkında daha idam cezası kararı verildi ve eşim Muhammed Biltaci de bunların arasında. هذه هي كلها أحكام مسيسة لا تمت إلى القانون ولا إلى العدالة بأي صلة. Bütün bunlar sadece ve sadece kendi lehlerine oluşturdukları kanunların neticesi olan şeyler. Bunların ne uluslararası hukuk ne de bildiğimiz hukukla bir alakası var. فقد اختار العسكر بعض المحاكم التي هي تنتمي إليه تنتمي إلى الانقلاب حتى تحكم على هؤلاء المظلومين بهذه الأحكام الظالمة. Halen askeri yönetim olarak nitelenebilecek olan Mısır yönetimi sadece ve sadece kendilerinin sözünü dinleyecek hakimlerden oluşan mahkeme heyetlerine görev vererek işlerine devam ediyorlar. فكل أوراق القضية لا تمت إلى العدالة بصلة. Ve mahkemelere sunulan gerekçeler ve dokümanlar da asla bir gerçekliğe dayanmıyor. فهناك بعض الأدلة مثل شرائط فيديو كانت مسجلة في مركز رابعة سجلت كل أحداث اليوم بما فيه من القتل بما فيه قتل الشهيدة أسماء البلتاجي ومع ذلك قدمت هذه الأدلة وهذه الشرائط للمحكمة فتم إتلافها كي لا يكون هناك أي دلائل تثبت أنهم هم المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم. Meydanlarda bütün olayları kaydeden kameralar bulunmasına rağmen
kızım Esma'nın katledildiğini ispat eden bütün videolar emniyet mensuplarının ellerinde olmasına rağmen bütün bu kayıtlar teker teker elde edildi ve itlaf edildi, yok edildi. الشهود في هذه القضية هم أنفسهم قضاة الأمن الوطني الذين نتهمهم أنهم هم الذين قتلوا أسماء البلتاجي. Biz ailesi olarak Esma Biltacı'nın katlinden aslında o dönemde sorumlu olan emniyet görevlilerini sorumlu tutuyoruz. Çünkü onlar mevcut olan bütün delilleri ve kayıtları kendi elleriyle yok ettiler. Bilerek yaptılar. Ve هناك خصومة سياسية شخصية ما بين الدكتور البلتاجي وما بين القاضي الذي أصدر عليه حكم الإعدام بسبب أنه في كل مرة من جلسات المحكمة كان يطالب بفتح تحقيق عادل من أجل قتل أسماء وكان يقوم بطرده والاستهزاء به ولذلك هذه الخصومة تبطل هذه الأحكام كاملة. Eşim Muhammed Bedi Baltacı her bir duruşmaya çıktığında duruşmanın hakimi aslında kendisine bu meydanlarda katledilen kızım Esma'nın hakkını arayacak olan bütün deliller varken siz burada durmuş beni mahkum etmeye ve beni sorgulamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla siz mahkeme heyeti olarak önce kızımın meydanda katlediliş görüntülerini sunmalısınız, peşine düşmelisiniz. Beni mahkeme etmek benimle alay etmektir dediği için maalesef mahkemenin hakimiyle sürekli bir husumet içerisinde olmuştur. Aydan sitte الذي صدر بحكمهم بشأنهم حكم الإعدام هم 12 من المسجونين. ستة من هؤلاء هم لم يكونوا أصلا موجودين في فض ربع بل اعتقلوا من قبل فض ربع بأكثر من شهر. فكيف يعني يستندوا في هذه القضية هذا يعني من شأنه أن يبطل القضية كاملة ولكن ليست هناك عدالة أي عدالة في مصر تقوم بذلك. Son 14 Haziran'da verilen kararların tutarsızlığını gösterecek en büyük delillerden bir tanesi bu kararın içeriğinde bulunan 12 kişiden 6'sı bu mahkeme kararından bu mahkeme kararıyla ispat edilmeye çalışan suçlardan bir ay öncesinde zaten tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişlerdi. O meydanda değillerdi. Rebi alanında değillerdi. Dolayısıyla mahkemenin ne kadar keyfi bir uygulama, idam gibi bir konuda bile o meydanda bulunmadığı tarihi olarak bilinen insanları da aynı sepete koyduğunun bir göstergesidir. فما يتم الآن ما هو إلا انتقام من الدكتور البلتاجي بسبب أنه كان رمز من رموز ثورة 25 يناير 2011 ضد الظلم والاستبداد والفساد. محمد بديب البلتاجي. محمد البلتاجي. 25 Ocak 2011 devriminin remiz örnek şahsiyetlerinden birisi olduğu için bu davada ön planda ceza verilmeye çalışan kişilerden biridir. Aydan kan udu parlamen Mısır fi dawratayn mutataliyatayn. Fe kayfa kan udu parlamen bil ams summa asbaha al yawm huwa mujriman yuhakam bi hazihi al ahkam al zalima. Mısır parlamentosunun saygın bir üyesiydi ve herhangi bir suç kaydı olmamasına rağmen o güne kadar bugün nasıl devletin aleyhinde ve özellikle cinayet 25 cinayetten sorumlu bir insan olarak mahkeme ediliyor. Aydan kan udu el meclis el kavmi el hukuk el insan allazi kan yudafa an hukuk el mazlumin. Bil ams kan yudafa an hukuk el mazlumin summa huwa el yawm asbah muttahaman aydan. Özellikle insan hakları konusunda parlamentoda çalışma yapan Muhammed Biltacı nasıl oluyor da tutuklandıktan sonra insan hakları ihlalini, en büyük insan hakları ihlalini yapmakla suçlanabiliyor. بعد ثمانية سنوات من القهر والتعذيب والإهمال الطبي ومنع الطعام والشراب والأدوية عنهم في داخل السجن وأيضا الحبس الانفرادي
تأتي هذه الأحكام الصادمة أحكام الإعدام لتقضي على كل يعني من يرفع صوته أو يقول كلمة اعتراض. 8 yıllık eziyetlerle, işkencelerle, tecritlerle dolu bir süreden sonra elde hiçbir delil olmamasına rağmen böyle bir karar nasıl verilebilir? الخصومة السياسية شديدة ما بينه وبين البلتاجي ولذلك قتلوا ابنته الوحيدة أسماء البلتاجي ثم أيضا اعتقلوا كثير من أفراد الأسرة في مرات متتالية ثم هو إلى الآن ابن البلتاجي أنس محمد البلتاجي أيضا محبوس في حبس انفرادي لمدة 8 سنوات إلى الآن. عائلة mensuplarından bir kısmı soruşturma ve takibat altında kalmışlar. Kızı, tek kızı devlet görevlileri tarafından katledilmiş olan bir insana bunlar reva görüldükten sonra bir de oğlunun yine tutuklanması ve şu anda tutuklu olarak bulunmasını nasıl açıklayabiliriz? ما الذنب الذي اقترفه البلتاجي كي يحاكم عليه بحكم الإعدام؟ نحن نريد محاكمات عادلة، حاكموه محاكمات عادلة يعني ونحن نرضى بذلك، ولكن هذه المحاكمات لا تكون تابعة للعسكر الذي توجد بينه وبين البلتاجي خصومة بهذا الشأن. Biz sadece adil bir yargılanma peşindeyiz. Eğer ellerinde bir delil varsa adil bir mahkeme huzurunda yargılanmasına karşı değiliz. Ama askerlerin tayin ettiği bir mahkeme heyetinin yargılamasını kabul etmiyoruz. ولذلك أنا أدعو كل المنظمات الحقوقية وكل الجمعيات حقوق الإنسان وكل الضمائر المخلصة وكل من يستطيع أن يدافع عن المظلومين أن لا يتأخر بأي بذل جهد من أجل الإفراج عن هؤلاء المظلومين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام. İnsaf sahibi herkesin Uluslararası her insan hakları kuruluşunun geç olmadan hakları ihlal edilmek üzere olan ve haklarında büyük bir cezanın infazı gibi bir yol açılmış olan bu insanların haklarını korumak yolunda acele etmeleri ve geç kalmamalarını talep ediyoruz. إننا نثق أن إن شاء الله ستتحقق العدالة على يد المخلصين وكل من يرى هذه الأحكام الظالمة ولا يدخر أي وسع في أن يبدلها وتحكم بالبراءة على هؤلاء المظلومين. شكرا لكم. Biz gerçek adil bir mahkeme sonunda suçsuzluklarının kanıtlanacağından emin olduğumuz bu insanların haklarının iade edileceğinden olan ümidimizi kesmiyoruz ve bu ümidimizi saklı tutuyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niyetler. Sonu alınmayan, sonu belli olmayan ve sonrasında alınmayan idamlarla sonuçlanıyor. Bunların olmaması için de Mazlumder Genel Merkezi'nin hazırlamış olduğu basın metnimizi Mazlumder Genel Sekreteri Kaya Kartal okuyacak. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bizim bugün bir çağrımız olacak ve aynı zamanda bu yapacağımız çağrıyı Mısır Devlet Yetkililerine, Arap Birliği'ne, Afrika Birliği'ne, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'ne yaptığımız bu çağrıyı aynı zamanda bu kurumlara da mektup olarak da ileteceğiz. Bu çağrımızın temel başlığı Mısır'daki idam cezalarının infazını durdurun şeklinde. Çağrımız şöyle. Mısır Arap Cumhuriyeti'nde gerek askeri mahkemelerde gerekse olağanüstü mahkemelerde verilen idam kararları neticesinde binlerce kişiye idam cezası verilmiş ve geçtiğimiz bir yılda 100'den fazla insan idam edilmiştir. Son olarak 14 Haziran 2021 tarihinde Mısır Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar ile 12 kişi hakkında daha idam cezası verilmiştir. Cezaların her an infaz riski bulunmaktadır. Mısır'da gerçekleşen yargılamaların niteliği bütün bağımsız kurumlarca eleştiri konusu edilmektedir. Adil yargılanma hakkı ilkelerinin ihlal edildiği genel olarak kabul görmektedir. Mahkemelerin bağımsız olmadığı, tarafsız davranmadıkları, siyasi mahpusların suçlu olduğu ön yargısıyla hareket edildiği, adil yargılanma hakkının gerek soruşturma aşamasında gerek yargılama aşamasında ihlal edildiği, işkenceli sorgulamalarla aleyhe deliller oluşturulduğu,
yargılamaların siyasi muhalifleri tasfiyeye yönelik birer araç olarak kullanıldığı yönünde tespitler bulunmaktadır. Malumdur ki idam geri dönüşü olmayan, dinin ve hukukun temel gayelerinden ve en dokunulmazlarımızdan olan yaşam hakkına yönelmiş çok ağır bir cezalandırma şeklidir. Özellikle kriz dönemlerinde gündeme gelen siyasi yargılamalarda verilen idam kararlarının ve yaşanan infazların ülke tarihleri açısından birer utanç kaynağı olduğu ve iç barışın tesisi noktasında ise geri dönülmez hasarlara yol açtığı tarihi bir gerçektir. Bizler bu gerçeklikten hareketle ve cezaların her an infaz riski bulunduğunu da göz önünde bulundurarak öncelikle Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye ve Mısır Müftüsü Şevki Allam'a sesleniyoruz. Ülkenizin ve yönetiminizin işkencelerle ve idamlarla anılması en başta sizleri rahatsız etmelidir. Bu utancı daha fazla devam ettirmeyin ve idam cezalarının infazını durdurun. Yine Arap Birliği'ni, Afrika Birliği'ni ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı sürece aktif bir şekilde müdahil olmaya ve özellikle Arap ve İslam coğrafyasında idamlar konusundaki bu iştahın önüne geçecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserini ve Avrupa Konseyi Başkanını kurumsal ve ikili görüşmelerle sürece müdahil olmaya ve idamların durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz. Mazlumdur olarak bu açıklamayı, dediğimiz gibi bu çağrıyı aynı zamanda ilgili kurumlara da mektup olarak ileteceğiz. Hakikaten ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Geri dönüşü olmayan bir ceza çünkü idam. Ve bunun durdurulması için de her birimize görev düşüyor. Umarız ki bu görev hakkıyla icra edilir ve bu idamlar durdurulur. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Arap Birliği, ki Mısır bunların üyesi bu saydığımız kurumların, İslam İşbirliği Teşkilatı aynı şekilde, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi'nin üyesi değil ama çok sıkı ilişkileri var. Özellikle Arap Birliği ve Avrupa Konseyi arasında geçtiğimiz dönemde... ماذا تتوقع من شعب تركي تجاه منع القرارات تنفيذ قرارات هذا ما هو طلبكم من شعب تركي وإدارة تركيا يعني أنا أقول أن يعني الشعب التركي خاصة يعني هو بكى على أسماء من قبل يعني فلا تبكوا أيضا على والدها يعني في الغد يعني بير Öncelikle Türk halkı zaten kızım Esma'nın şehadetine yeterince ağladı. Bari babasının şehadeti için de ağlatmasınlar. Ana yani أقول أن يعني تركيا تستطيع كحكومة يعني أن تضغط وكمسؤولين يعني كبار في الدولة أن يضغطوا على النظام المصري وخاصة بعد هذا التقارب الذي حدث يعني منذ فترة قليلة. أن يقوموا بالضغط على مصر من أجل إلغاء هذه الأحكام الظالمة يعني. Türk hükümetinden de beklentim şu. Son dönemlerde Mısır hükümetiyle bir ılıma, ilişkilerde bir ılıma görüyoruz. Bunun da belki bu idamların geciktirilmesi konusunda az da olsa bir baskı sebebi olabileceğini ümit ediyorum.